Ali Karahasanoğlu Yesinler sizin sosyal belediyeciliğinizi CHP yandaşı bir gazete başlık atmış Hizmet suç sayılı Devam etmişler Sayıştay'ın sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yapılan yardım ve destekleri usulsüz bulduğunu belirtmişler Merak ettim hangi hizmetler suç sayılmış CHP yandaşı gazete Sayıştay incelemesinden hareketle sıralamayı şöyle yapmış Öğrenciye burs Aykırı işlem oldu ayrıntısını da şöyle vermişler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zor durumda olan öğrencilere verdiği burslar Sayıştay'ın usulsüz dediği işlem oldu. Raporda yardıma muhtaç öğrencilere verilecek burs ya da yardımların yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu aracılığıyla yapılmasının uygun olduğu ifade edildi. Affedersiniz beyler, siz değil miydiniz? Yüksek öğrenim öğrencilerine belediyelerin burs vermesini iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açan ve iptal ettiren. Sayıştay da sizi o düzenlemeyi hatırlatıyor niye şaşırıyorsunuz? Kaldı ki TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti ve diğer vakıflara belediye arsaları üzerinde yapılan yurtlar için peşkeş tanımını yapan siz değil miydiniz? İHA yerli olarak üretilmesinde Türkiye'yi lider ülke haline getiren Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde ortaokul öğrencilerine yazılım dersleri verilirken öğrencilerin İETT otobüsleriyle taşınmasını 45 milyonluk peşkeş diye tanıtan siz değil miydiniz? Sanki T3 vakfına verilen bir para varmış gibi ahlaksızca gerçekleri çarpıtan siz değil miydiniz? Ne kadar ahlaksızsınız, ne kadar sahtekarsınız. Türkiye'nin her yerinden İstanbul'u okumak için gelen öğrencilere kapılarını açan vakıfların, önceki dönem İstanbul Belediyesi ile yaptığı işbirliğini peşkeş diye tanıtanlar, şimdi PKK sempatizanlarına edilen yardımları denetimden kaçırarak keyiflerine göre dağıtmak istemeleri raporlanınca, sosyal belediyecilik engelleniyor diyorlar. Öğrencilere verilecek burslar raporlanıyor diyerek karşımıza çıkıyorlar. Sosyal belediyecilik diye tanıtıp suç sayıldı dedikleri ikinci başlıkları ise şöyle. Ücretsiz otopark suç oldu. Affedersiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 mahalli seçimler öncesinde özellikle İspark'ta ciddi hamleler yapılabilir. En karlı, en fazla yatırım yapılan böyle bir kurum nasıl zarar eder anlamıyoruz dememiş miydi? Koltuğa oturduktan sonra da 2 Eylül 2019'da İspark'a benim katıldığım 4 saatlik bir toplantı yaptık. 60 bin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlarının araç var. Bu nedir? Derhal talimat verdim. Altını çiziyorum. Ücretsiz ve indirimli. Biliyorum ki büyük bir azalma olacak dememiş miydi? Sonrasında ne çıktı? İspark'tan ücretsiz indirimli yararlananlar, şehit yakınları, gaziler, her siyasi görüşten basın mensupları çıktı. Önce iftira attılar, sonra yalanlarını yalayıp yuttular. Şimdi İspark iflasın işinde. Nasıl zarar eden anlamıyorum dedikleri İspark'ı bile yatırımları sebebiyle kağıt üstünde zarar ediyor gibi görünen bu iştiraki bile tek yatırım ilavesi yapmaksızın zararını büyüttüler, şimdi iflasın eşiğine getirdiler. Kendileri İspart'tan 60 bin yandaş ücretsiz yararlanıyormuş gibi algı oluşturdular. Şimdi Sayıştay indirimli kullanım arttığı için şu kadar indirimli niye var diye sorunca sosyal belediyecilik önlenmek isteniyor diyerek yandaş medyaya haber yaptırıyorlar. CHP yanlışım medyanın sosyal belediyecilik adı altında bize pazarlamaya çalıştığı bir başka beceriksizlikse toplu ulaşımda. AK Parti döneminde toplu ulaşımda dezavantajlı bir gruba destek verilecekse İETT içinden bu avantajlar karşılandığı halde CHP'li belediye beceriksizliği sebebiyle İETT'yi zarar üstüne zararı sokup biri de fazladan muhtarları kafa kola almak için onlara birer cep telefonu ilaveten de belli günlerde ücretsiz seyahat hakkı tanıması sayıştayı raporuna takılmış toplu taşıma ücretlerini ister benzinle, ister elektrikle, isterseniz başka bir şeyle kıyaslayın. AK Parti dönemine göre öğrencisine de sivilinde de kat kat fazladan zamlandırıldığı halde CHP yandaşı medya öğrencilere indirim uygulanmış, ne var bunda diyerek gerçekleri çarpıtmaya çalışıyor. Oysa sivillere kat kat zam yaptınız. Öğrencilerin toplu taşıma ücretlerine bari daha makul bir düşük zam yapılsın diye teklif getiren AK Parti'nin önerisini reddeden de CHP'li üyelerdi. Ya şu skandala ne dersiniz? İstanbul bir sanayi şehri değilmiş. İstanbul bir büyük şehir değilmiş de hayvancılığı ile meşhur bir şehirmiş gibi. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da kaç hayvan yetiştiricisi varsa onlara yem desteğinde bulunuyormuş. O yemlerin kabulünde ve dağıtımında usulsüzlükler tespit edilmiş. Ee, usulsüzlük yapmayın, Sayıştay'da raporlamasın. Hani israfı önleyecektiniz? Hani makam aracı saltanatına son verecektiniz? Çıkıp açıklasanıza belediyeyi AK Parti'den aldığınız tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emrinde kaç araç vardı, şimdi kaç araç var? Ama tahmin ediyorum araç sayısındaki fazlalığı da biz hükümeti büyüttük diyerek izah edeceksiniz. O kadar utanmazsınız, o kadar pişkinsiniz. Yandaşlarınıza özel işlerinde kullanılmak üzere sağladığınız araçları vatandaşın emrine sunulan hizmet gibi gösterecek kadar utanmazsınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden CHP kadrolarına eleştiri getirdim ama diğer belediye başkanlarının da Ekrem'den farkı yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vahidettin Han için saygısızca laflar edip ardından da nutukta böyle yazıyor diye kendisini savunmaya kalkıyor. İstismar etmeye kalkıştığı Mustafa Kemal'e saygım varsa, LGBT yandaşlarına aktardığım milyonları kamufle etmek için kendine siper etmeye çalıştım. Mustafa Kemal'e saygım varsa, ben sana Sivas Kongresi'nde dilen yemin aktarayım. Oku öğren, sonra Vahidettin'e laf etmeye kalk. Makamı celili hilafet ve saltanata, İslamiyete, devlete, millete ve memlekete manen ve madden, hizmetten başka bir gaye ve emelimiz olmadığına binaen, kongrenin müzakeresi devamı müddetince, ihtirasat-ı şahsiye ve siyasiyeden ve fırkacılık amalinden münezzeh bir azim ve iman ile çalışacağıma, namus ve bir cümle, mukaddesatım namına vallahi billah.